Erzincan'ın güzide turistik mekanlarından biri haline gelen Ergan Kayak Pisti'nin yakınında bulunan Ergan Köyü'ndeki mera alanına yapılması planlanan Taş Ocağı projesine köy halkının tepkisi devam ediyor. Bir doğa sporları alanı olmasının yanında heyelan riskinin bulunduğu belirtilen alanda daha önce ÇED gerekli değil kararı çıkmıştı. Ergan Köyü halkı 28 Nisan 2024 Pazar günü konu hakkındaki şikayetlerini dile getirmek üzere bir araya geldi. Alınan kararı dilekçe sunarak yargıya taşıyan Ergan Köyü halkının mücadelesi başladı. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü yol inşaatında kullanmak üzere Erzincan'ın kentteki kayak pistine adını veren Ergan ile Yaylabaşı köyleri arasındaki 23 hektarlık mera alanında yılda toplam 350 bin ton kalker üretimi yapmak amacıyla taş ocağı açılmasına karar verilmişti. Proje sürecine tepki gösteren Ergan Köyü adına Muhtar Hasan Gül, "Doğamızı, çevredeki hayvanları ve insanları riske atmayacağız. Bu alan taş ocağı için kesinlikle uygun değildir. Bu konuda yetkilileri sorumluluk almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Pazar günü Ergan Köyü halkı ile gerçekleştirilen toplantıya gönüllü avukat Ümit Altaş, beraberindeki Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan İl Başkanlığı heyeti ile katılım sağladı. "Yanlara izin vermeyin," dedi Ergan Halkı. Peki Ergan Halkı ne dedi? "Burada bu mera alanında 70'li yılların sonunda 80'li yıllarda zaten bir ocak yaptınız. Bu ocakta bir kişi canını yitirdi. Bırakın kaya, bırakın dinamit patlatmasını, kayalar zaten kendiliğinden akıp geliyor aşağı. Böyle bir yerde nasıl insan yaşamını riske atarsınız?" Gerçekleştirilen toplantıda projeye ilişkin şu detaylar dikkat çekti. Taş ocağı madenlerinin insana ve doğaya zararları saymakla bitmez. Bu tür endüstriyel faaliyetler genellikle çevreye olumsuz etkileri olan faaliyetlerdir. İnsan sağlığına zarar verebilecek hava, su ve toprak kirliliğine sebep olabilirler. Ayrıca doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve ekosistemin dengesinin bozulması da bu tür faaliyetlerin sonuçları arasında yer alabilir. Taş ocağı madenlerinin açılmasıyla beraber çevreye yayılan toz, duman ve kimyasal madde hava kirliliğine neden olabilir. Bu da solunum yolu hastalıklarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Aynı zamanda su kaynaklarının kirlenmesiyle de içme suyu bulunabilirliği ve kalitesi üzerinde olumsuz etkiler oluşabilir. Doğada yaşanan canlılara ve bitki örtüsüne zarar verilmesiyle ekosistemde dengesizlikler meydana gelebilir. Bu da türlerin yok olmasına veya popülasyonlarının azalmasına sebep olabilir. Böylece doğal döngüde bozulmalar meydana gelebilir. Bu nedenle taş ocağı madenlerinin açılması öncesinde detaylı bir çevresel etki değerlendirilmesi yapılması, çevre duyarlılığının gözetilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Sürdürülebilir yöntemlerle faaliyetlerin yürütülmesi, çevrenin korunması sağlanarak doğanın ve insan sağlığının korunması önemlidir. Burada insanlar arıcılık yapmıyormuş gibi, insanlar burada tarımla uğraşmıyormuş gibi, sanki hiç insan yokmuş gibi bir dosya hazırlıyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda 2863 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile Erzincan-Sivas çevre yolu üzerinde yapılan şok uygulamada L.I. ve T.A. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü kaya parçası ele geçirildi. L.I. ve T.A. isimli şahıslar hakkında adli işlemler adli makamlarca devam ediyor. Erzincan Emniyet Müdürlüğü, "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verdi. "112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar ile harekete geçen Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 3 otomobilin çarpıştığı sıkışmalı trafik kazasına müdahale etti. Ali Kemali Caddesi ve Nerim Tombul Caddesi'nin kesiştiği noktada 3 koldan birbirine giren araçlarda korkulan olmadı. İtfaiye ekipleri araçların yakıtlarından dolayı yangın riskine karşı önlem alarak kazanın meydana geldiği nokta trafiğe açıldı."
kültür ve doğa sporları cenneti Kemaliye, yaz sezonunda önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 21-23 Haziran 2024 tarihleri arasında İpek Yolu üzerinde bulunan Kemaliye ilçesi güzergahlarında Silk Road Ultra Trail Festivali'nde onlarca sporcuyu konuk edecek. Maraton koşullarından dağ tırmanışlarına kadar her türlü aktivitelerin yer aldığı etkinlik için şimdiden heyecan durukta. Haziran ayı itibariyle başlayacak olan aktiviteler, Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin de başlangıç tarihlerine denk getirilmesi planlanıyor. Şenliğin kesin tarihi yakın bir zaman sonra duyurulacak. Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce şehir genelinde temizlik çalışmaları kapsamında belirlenen plan doğrultusunda yol kenarları, kaldırımlar, cadde ve sokaklar temizlenerek vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlanıyor. Sabahın erken saatlerinde cadde ve sokaklarda çalışma yürüten temizlik ekipleri yol kenarlarında gelişi güzel büyümüş otların, birikmiş toprak ve taş yığınlarının temizlenmesinden tutun, çöp konteynerlerin yıkanıp temizlenmesine kadar dört bir koldan çalışmalar sürdürülüyor. Genel temizlik çalışmaları kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri eski sanayi sitesinde temizlik çalışması yaptı. Ekipler her gün yeni bir mıntıkadan devam ederek çalışmalarını sürdürecek.